Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel çiçekli bir yazma var, Cenk marka. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlarken ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda çıkan videoda bulabilirsiniz. Tüm yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka 2 numara yeşil. Bu yazmanın içerisindeki yeşil tonlarına en çok bu renk uyuyordu. Bu nedenle bunu tercih ettim. İçerisinde mor renkler var, mor güller. Mor güller için altın başak 85 numara mor kullanacağım. Pembe güller için altın başak 91 numara pembe. Ve kahverengiler var. Kahverengi içinde altın başak 117 olması lazım, yanlış söylemeyeyim. Evet, 117 numara kahverengi ipimi kullanıyorum. Bugün bu oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Hemen tığımı göstereyim size. Siz de 21 veya 22 numara tığ kullanarak oyanızı hazırlayabilirsiniz. Bu modeli yaparken arkadaşlar şöyle bir tığ üzerine yapacağım bu modeli. Şöyle göstereyim bu tığımı da. Bu daha çok böyle penye ip ya da daha kalın ipleri örmek için tercih edilen tığlardan biri. Şöyle göstereyim, 7 numara ama 7 milimetreden daha büyük bir tığ. Numarasını neye göre vermişler? Şu anda milimetre olarak bilgi vermiyor. Bu tığın üzerine yapacağım bu modeli bugün. Hemen yapımına geçelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Çimenimi yaparken biraz önce gösterdiğim tığı kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle. Tığ battının altından ipimi sık iğneyle tutturuyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yaptığım trabzanımın önünden yine 1, 2, 3 zincirle tığ battının altından ipimi tutturdum. Bu şekilde bu çimenden ben aralarda 5 tane yapıyorum. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Hemen yuvamızı yapalım, çiçek yuvamızı. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3 zincirle kirpik yapmadan yine diğer tığ battıya geçiyorum. Şöyle oldu. 3 zincir çekelim yine. Bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Diğer tarafını döndüm modelimin, ters yüzü. Ters yüzde kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Düz tarafını dönüyorum modelimin. Burada bir tane sık iğne yapıyorum zincirimin altından. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki kere doladım yine. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde toplam 5 tane trabzan yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar döndüm yuvaya. Yaprağım bu şekilde oluştu. Burada şimdi arkadaşlar oluşan ilmeği genişlettim. Biraz önce gösterdiğim tığımın üstüne alıyorum. Bir, 6 tane alacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yaptık. Eğer elinizde böyle bir tığ yoksa arkadaşlar 5 numara şişle kullanabilirsiniz. 5 numara şişle aynı kalınlıkta. Yine yuvadan giriyorum. İlmek oluşturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir,
Sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine 2 defa doluyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip tekrar yuvamıza dönüyoruz, tutturuyoruz. Üstüne de 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ battıma iniyorum. Tığ battıya geldikten sonra burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim trabzanın önünden. 1, 2, 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Böylece arada 5 tane bu çimenden yapacağım. Ve şöyle göstereyim. Tekrar çiçek yuvası yapacağım. 5 tane çimen, bir tane çiçek yuvası yaparak devam ettiriyorum. Şimdi ben her renkten birer tane yapmak istiyorum. Yanına ona göre çiçek yuvalarımı sayısını arttırayım. Sonra hemen hızlı bir şekilde üst kısmına geçelim. Birazcık çimenimi arttırıp dönüyorum. Ben çimenime 2 tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde tığımın üzerine yaparak ilerliyorum. Burada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Tığımızın üzerinde böyle yaparken ya da şiş kullanırken ya şişin üzerine doldurun, çıkarıp çıkarıp yapın ya da hepsini birden çıkarınca çengelli iğneye geçirin. Çünkü şu kısımlar şöyle çıktığı zaman yazmanın dört kenarı yapılana kadar bazen sökülme yapabiliyor. Mutlaka çengelli iğneye geçirmenizi öneriyorum. Şimdi benimki 3 tane olduğu için zaten benimki hemen olur. Kahverengi ipimle başlayacağım. Kahverengi ipimi çok fazla çiçekli modellerde kullanmıyorum. Bu sefer bunu kullanmak istedim. Hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Alt kısmın yapımı da üst kısmın yapımı da oldukça basit. Hemen yapabileceğiniz şekilde. Şöyle yaptık. Geldim burada birinci telden sık iğne ile girdim. Bir, iki tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yine birinci tele geliyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne yaptım trabzanımın önünden. Beşinciyi biraz önce kullandığım halkamdan tekrar yapıyorum. Şöyle oldu. Hemen ikinci halkaya geçiyorum. Arada zincir falan çekmedim arkadaşlar. Sık iğne ile ikinci halkaya geçtim. İkinci halkada da 1, 2, 3 zincirle başladım. Bir kere doladım. Yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü ve dördüncü. Düzeltiyorum. Beşinciyi tekrar yuvadan yapıyorum. Sıradaki ilmeğimden sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 2 zincirle başlıyorum. Şöyle göstereyim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çiçeğimi yaparken. 5 zincirle geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden. Kirpiğimi yanına hemen ikinci, üçüncü, dördüncü düzelttim. Sıradaki ilmeğimden giriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yaptığım minik trabzanımın önünden yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, dört tane sık iğne, beşinciyi yine halkadan şöyle düzelterek yaptım. Hemen bir yana geçiyorum. Sık iğne ile girdim. Bir, iki zincir çektim. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, yanına üçüncü sık iğnem, yanına dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Sonuncuyu yine yeşil telimden yaptım. Ve en son
Yuvadan da giriyoruz. Yine iki zincirle başladım. Bir defa doluyorum. 2-2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim. 5 zincirle yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1-2-3-4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi yine bu son halkadan yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada ipimizi keselim. Şöyle göstereyim. Önce yapraklarımı düzeltmek istiyorum. Sonra çiçeklerimi dışa doğru çekerek düzeltirseniz çok güzel sonuç veriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok beğenerek yaptığım modellerden, inşallah siz de beğenmişsinizdir. Hemen diğerlerini de yapıp ütüleyip göstereceğim size. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Benim anlattığım sayılarla yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Yakın plan fotoğraf isteyenler Instagram'da oyalım sayfamdan beni takip edebilirler. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.